Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitcoin arkadaşlarım. Sizinle bu videomda bahçeden bulduğum bir Radivide türüyle ilgili buluşuyoruz. Bu türü size tanıtmaya çalışacağım. Görevleri hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Daha çok ilgilenenler ve ziraat mühendisliği okuyan meslektaşlarımın işine yarayacak. Nasıl işine yarayacak? Her gördükleri böceği zararlı zannedip öldürmek istemeyecekler. Böyle yararlarının da olduğunu bilecekler. Hatta az önce bu bahçeyi ilaçlamak üzere olan arkadaşımıza da söyledim ki sakın bu bahçeyi ilaçlama. İlaçsız sebze yetiştirin, bitki yetiştirin kısmındaki işlemleri yapmasını söyledim. Onun da videosunu şurada görebilirsiniz. Information'a tıklayıp sağ üst köşede. Şimdi size bu böcek hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, böceğimizi uçmadan, birkaç tanesi kaçtı çünkü, elimizi alalım incitmeden. Bu tür tip olarak, familya olarak, yani Radivide familyası uzun bir vücuda sahiptir. Başı toraks kısmından belirgin olarak ayrılmıştır ve uzamıştır. Antenler uzundur, avcı bir böcek. Gözler başın her iki yanında ve üstte konumlanmıştır ve çok iyi bir şekilde yürümesini sağlayan altı bacağı vardır. Bacağın ucunda şöyle zoomlayabiliyorum bilmiyorum. Oluş. Çakır zoomla. Şurada gördüğünüz unguislar. Bakın şu anda enjektörün ucuna tutunduğu çok pürüzsüz düzeylere tutunduğu şöyle siyahımsı gözüken unguislar bulunur. Bu tür tamamen Radivide familyası, Heteroptera Radivide familyası, Radivide familyası tam olarak söyleyeyim, yuvarlamayayım. Ne yapar? Avcıdır. Yani predatördür bu familyanın tamamı. Bir tane daha vardı. Hangisiydi? Genel avcıların bulunduğu, tamam avcı olan bir familya. Antakoride. Yani Oriusların olduğu familyaydı. Radivideler biraz daha iridir, hantaldır. Antakoride'ye göre işte dediğim gibi uzun bir vücut yapısına sahiptir. Yapma kaçma lütfen. Ve daha iridirler. Ve bakın şu gördüğünüz, lütfen burayı zoomlamaya çalış. Stiletle görüyor musunuz? İğneyle, enjektörle kaldırıyorum şöyle. Zoomlayabiliyor musun? Şu stiletle ve ucu dikkat edin daha siyahımsı ve serttir. Kitinleşmiş bir stilet. Ucu kitinleşmiş bir stilettir. Tam şu uç noktası. Bununla yakaladıkları böceklerin öz suyunu, kan demek doğru olmaz. Çünkü böceklerde bizim anladığımız şekilde kan yoktur. Öz suyunu emerek beslenirler. Bunların daha iyisini bulduğumda, bu daha yeni bir ergin, ağzında afit vardı. Onu şuradaki görülen videomdan göreceksiniz inşallah. Evet, bakın. Afidi sokup emiyordu. Bu böcekler genelde yaprak biti gibi yakalanması kolay böceklerle beslenirler. Kanibalizm had safhadadır. Kendi türünü yakalasa inan onu da yer. Çünkü avcıların, predatörlerin genel özelliği bu. Ve çok oryistlara göre çok çevik değildirler. Haliyle vücudu görüyorsunuz kocaman. Yani antakoritlere göre çok çevik değildirler. Zaten familyanın en iri tabiri caizse böceklerinden ve vücutlarında bulunan koku bezleriyle şu anda olduğu gibi böyle baharatlı bir koku çıkartıyor. Şu anda elim hep baharatlı koku oldu. Yani pis kokulu yeşil böceğin kokusundan biraz daha iyi. Onunki kadar kötü değil. Ve ne yaparlar? Bitkinin üzerinde zararlar oluştuğu zaman gelirler. Oralarda beklemeye başlarlar. Kolonileşmiş özellikle afit gibi canlıları yakalayıp teker teker yerler. Onları tüketirler. Daha sonra bekledikçe gelen ne varsa onları yakalayıp şu stiletiyle yeniden göstereyim. Bakın yandan çok daha şey gözüküyor. Yani o kadar uzun ki alta doğru iniyor. Bakın dokununca kaldırıyor. Ucu da kitinleşmiş. Yani tırnak gibi sertleşmiş bir stiletle onları sokup emiyorlar. Bekledikleri
pusuya yattıklarını, gelen diğer zararların üzerine atlayıp onları da sokup emiyorlar. Ve şunu söyleyeyim, ağa düşmediği sürece bir örümcekten kesinlikle korkmazlar. Örümcek bunları görünce kaçar. İnanın öyle. Çünkü çok daha saldırgandır. Tıpkı peygamber devesi gibi saldırgandırlar ve anında örümceğinde büyük türler hariç kendi çapındaki örümceklerinde işini bitirirler. Bu arkadaşlar uçabilirler. Özellikle hantal olmalarına rağmen az önce aynı bitki üzerinde 4-5 tane vardı. Uçup kaçtılar. Ben bunu zor yakaladım. Bu yeni bir ergin deme sebebim. Bakın daha henüz kavun içi rengin gibi kahverengileşmemiş buraları. Dediğim gibi bir Reduvit Nagusta'nın bir türü olabilir ama Gaudeli kesinlikle değil. Gaudeli daha üçgenimsi ve daha kahverengiydi. Ama yaptıkları, beslendikleri ve davranışları birebir aynısı diyebilirim. Bunlar beslendikleri bitkinin üzerindeki yerlere yumurtalarını bırakırlar ve bu büyük ihtimalle şöyle bakayım, tam emin olmamakla birlikte abdomenin dolgunluğuna ve yapısına bakarsam çok küçük göremediğim için dişi olabilir diyeceğim ama öyle gözüküyor, dişi olabilir. Orada çıkan larvaları da kendi nimfleri de, özür dilerim, bu takım hemimetabol olduğu için larva diyemeyiz, nimf deriz. Nimfleri de kendisi gibi beslenmelerine avcılık yaparak devam ederler ve ergin hale gelip nesillerini sürdürürler. Bir bakalım şimdi. Nasıl kokuyor? Garip. Evet, garip kokuyor. Şekerli gibi. Aynı kokuyu Nezara viridula, yani pis kokulu yeşil böcekle yapsaydım inanın sıçrayacaktı. Bununki böyle biraz hani diyorlar ya işte baharatlı koku filan. Aha, bununki baharatlı koku gibi. Ve şöyle göstereyim. Toraksın ucundaki şu kısım, yani üçgenimsi kısım. Şöyle burada bakın, birleşik bir toraks segmenti var. Yani seçilemiyor üstünden bakılınca. Yani protoraks, metatoraks ve mezotoraks tamamen birleşik. Şuradaki scutum dediğimiz yapı, kitinimsi yapı ve dokunuyorum şu an, çok net hissediliyor. Kıtır kıtır kitinimsi belirgindir. Ve abdomenin sonu şöyle zarımsı bir, daha şeffafımsı bir, renksiz bir kısımla son bulur. Bu böcekleri lütfen, bu tarz böcekleri gördüğünüz zaman öldürmeyin. Her şeyi zararlı zannedip ilaçlamaya kalkmayın. Bırakın bu garibanlar da beslensinler. Oradaki biyolojik dengeyi korurlar. Peki diyeceksiniz, diğer zararları, bunların yemediği zararlara karşı nasıl koruyabilir? İşte külleme, kırmızı örümcektir. Bu tarz şeylere. Size bahsettiğim ilaçsız sebze yetiştirin dediğim şu videonun sağ üst köşesindeki i işaretine tıklayarak oradaki yönergelerle, önlemlerle ilaçsız sebzenizi yetiştireceksiniz. Hem doğal olacak, hobicisiniz sonuçta. Yazın yetiştiriyorsunuz. Hobici olmanız şunu değiştiriyor. Eğer ticari üretim yapsaydınız, tutup da bu kadar alana günübirlik ilaçsız sebze yetiştireceğim derken şey yapamazdınız. Yani spreyleyemezdiniz o suyu. Öyle bir şey imkanınız olmazdı. Sürekli hobicinin ne farkı var, hobicinin ne farkı var diye soruyorsunuz. Bir art niyet seziyorum bazılarının sorularından. Aradaki fark bu. Orada mecbursunuz, ilaç kullanacaksınız. Çünkü koca 400 dekar ekilmiş, bir dikilmiş bir alana gidip de çeşme hortumu takıp herhalde spreyleyemezsiniz. Bu farkı var. Ama böyle bir imkanınız varsa, kendiniz için yetiştiriyorsanız, müdahale edebileceğiniz bir yerde ise bu hayvanları da öldürmeden, hatta bunları yanınıza alarak, bunlardan yararlanarak ilaçsız sebze yetiştirebilirsiniz. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Nagusta. Arkadaşlarına selam söyle. Akide işte yenge. Görüşürüz. Akide yenge. Ege'nin böcekleri lezzetli mi lan? Gitsene lan. Gidemeyin abi. Sana çok alıştım diyor. Git lan gari. Gitmeyin abi. Uçasım geliyor ama içimden bir şey gitme diyor.
değiyor. Evet. Nagusta. Evet, gitti Nagusta. Güle güle uçtu. Şuraya kondu. Hoşça kal Nagusta. Hayırlı görevler. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.